Barış Cemal akşam yemeği için hazırdır sultanım. Paşam da geldiğine göre artık müjdeyi verebilirim. Anne şımartma şunu. Koskoca adam oldu ama ne yemeğe zamanında geliyor ne de işe. Paşa dediğin istediği zaman yer yemeğini. Asıl sultan dediğim böyle olur. Babaanneciğim biliyor musun sen olmasan bu imparatorluk külliyen çökerdi. Çünkü babam hep aynı şeyleri söylüyor. Saat kaç Barış, nerede kaldın Barış? Yani. Ben de bir kulağından girip diğerinden çıkıyor sanıyordum. Meğerse duyuyormuş. Bu da iyi bir şey. Suat'cığım hayatım uzatma. Bak annem müjde vereceğim diyor. Evet. Seni dinliyoruz anneciğim. Talat geliyor. Ay. Özür dilerim, çok önemli özür dilerim. Değil, önemli değil. Anne iyi misin? İyiyim, şey arada böyle şekerim düşüyor. Söylerim meyve getirsinler. Gerek yok anneciğim, afiyet olsun, biz devam edelim. Niye geliyormuş Talat? Kendi evine gelmesi için bir neden mi lazım? Lazım değil tabii de. 25 yıl mı olmuştu anne? 26. Ben de onu diyordum işte. Benim düğünüme bile gelmeyen kardeşim acaba ne oldu da birden geliyor diye merak ettim. Ne zaman gelecekmiş? Kısmetse yarından sonra. Bak Gülümser abla, Suat bana evlenme teklif etti. Ne? Kimse duramaz karşımızda dedi. Yıldırım nikahı koyacağım. Sen de kabul mü ettin Cahide? Deli olma. Karnında Talat'ın bebesi varken abisiyle mi evleneceksin? Ne yapayım abla? Ortada mı kalayım? O da beni bırakıp gitmeseydi o zaman. Bana bak. Geri gelirse görürsün ha. Bilmiyor ki ondan hamile oldu. Hem kim nereden anlayacak Gülümser abla? Kızım, bu bebe hiç büyümeyecek mi? Allah muhafaza bir anlaşılırsa o zaman ne yapacaksın? Vallahi kan çıkaran. Kızım delirdin mi sen? Olmaz öyle şey. Müsaadenizle. Anne iyi misin sen? Doktor çağıralım. Yok iyiyim oğlum. Başım döndü biraz ben. Şimdi gelirim merak etme. Cahide geleyim mi? Afiyet olsun, afiyet olsun. Zehra. Sonra şu dolapların dışını da bir sil. Ha, büyük mutfağa git, pirinç de ayıkla bana, hazır olsun elimin altında. Peki Gülümser ablacığım. Peki. Ben bu gece mutfaktan çıkmam, sen hiç merak etme. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın kızım. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Zehra. Çık dışarı. Tamam Zehra. Sen çık dışarı. Gerisini ben hallederim. Cahide, iyi misin sen? Talat geliyormuş. Ne? Ne zaman? Bilmiyorum. Gülümser abla, bilmiyorum. Dur canım, sakin ol. Birkaç gün kalıp dönecektir herhalde. Ya Barış'ın kendi oğlu olduğunu öğrenmişse? Aman Allah'ım, ne yaparım o zaman ben? Hayır yani, yıllardır gelmiyordu bu adam. Şimdi niye çıkıp geliyor anlamıyorum ki. Leman Hanım ne dedi? Aman onun bir şey dediği yok. Mendebur. Yok buraya gelmesi için bir sebep mi gerekiyormuş falan filan. Ağzında bir şeyler geveleyip duruyor işte. Ya öğrenmişsin? Dur hele bir, dur. Bir sen bir ben. Kimden öğrenecek, nereden öğrenecek? Boşuna efendim yapıyorsun. Ay, elim ağam dolandı benim. Dolanmasın. Te dünyanın bir ucunda değil miydi bu çocuk? Öyle tabii, öyle de. Ya buraya gelince öğrenirse? Cahide, Cahide topla kendini. Bu halde kimsenin karşısına çıkayım filan deme. Huylandıracaksın insanları.
Ama Gülümser abla sen söylememiş miydin zamanında? Anlaşılırsa kan çıkar diye. Allah böyle bir şey olursa ben ne yaparım? Güzel Allah ben ne yaparım? Sıkıldım ben. Yeri ve silahları sen seç. On dakika sonra her zamanki yerde. Silahsız geleceğim. Annemi görüp gidecek herhalde. Herhalde mi? Ne zaman gidecekmiş? Bilmiyorum Cahide. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum işte. Tamam hayatım şey yapma. Yani ben sofradan erken kalktım ya. Ha, başım dönüyor hala zaten biraz. Merak ettim ondan sordum. Annem kızmadı değil mi? Yo, keyfi gayet yerinde. Kıymetlisi geliyor ya. Bak sen de başım dönüyor falan diyorsun. Hadi erkenden yat dinlen. Hadi. Tamam hayatım yatarım şimdi. Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler. Haberler bulma. Ya Barış ödümü kopardın. Ne oldu ne haberi? Amcam geliyormuş. Heykeltıraş olan mı? Başka amcan var mı? Yok. Ya onu hiç görmedim ama kendisinin sıkı takipçisiyim. İyi, bana da bir brief verirsin o zaman çünkü ben pek takip etmiyorum. Bir şey soracağım bu arada. Sen nasılsın ya? İyi misin? İyiyim. İyi. Yetmez. Başka? Vallahi bizim hayatımız sizinki gibi değil Barış Bey. Öyle haber değeri taşımıyor. Barış Çamay'ın yeni aşkı. Altta da kızıl afetle fotoğraf filan. Heyecanla takip ediyoruz. Evet, heyecanlıyız. Tahmin et kaçıncı güne gireceğiz? 19 mu? Evet, galiba bu sefer rekor kıracağız galiba. Yani. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Etrafıma güvenmiyorsun. Şapşal. Efendim? Zehra! Anan çağırıyor. Hay Allah. Dur iki dakika sonra gidersin. Ne olacak zaten? 40 yılda bir görüşüyoruz. Gitmem lazım. İyi geceler. İyi geceler. Kayboldu dediler. Taşınırken iki tane koli unuttuk dediler. İşimi duymadım bütün söylediklerini. Adam dal gibi hepsine inandım. Her dediklerine inandım. Ceren Hanım. Ne olur yapmayın. Başka çareniz var mı? Yok dedi. İnsan ailesine güvenmeden yaşayamaz. Bana ne yazmış? Bana ne yazmış babam? Nerede o? Yazmış ama gönderememiş. Ben Amerika'dayken yazmıştım. Neredeydi o? Bu. Bak görüyor musun? Ceren'im. Ceylan gözlü kızım benim. Anne gezindiğim bak. Baba yaz sandığın dağdır. Ömrünün en güzel çağı annenle babanla olandır demiş şair.
Unutma kızım bunları. Unutma seni de çok sevdiğimizi. Çabuk dön. Nerede şimdi benim yansı adımda? Nasıl yaptı bana bunu? Nasıl gözümüzün içine baka baka bu kadar yalan söyledi?